klibimizin ardından tekrardan sizlerleyiz sevgili izleyenler. Sizler klibi izlerken bizler de stüdyomuzu hazır hale getirdik. Konuğum gelecek, konuğumdu derken sonunda konuğum geldi. Evren Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Çok teşekkürler. Öncelikle klibinizi izleyelim. Evren Hanım'ın Evren Türeci'nin ilk klibini izleyelim. Her Neyse klibi çok güzel bir parça. Zaten normalde de klip vakti programını sunduğum zaman şarkılarına bolca yer veriyoruz programımızda. Şimdi ise yeniden bir dinleyelim, izleyelim. Sonrasında müzikli sohbetimize devam edeceğiz. Sende mi, bende mi, her kimde neyse bilemiyorum. Şarkının sözleri hakikaten çok güzel. Seslendiren sanatçımız da çok güzel. Kendisi de, sesi de. Tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Keyifler nasıl, nasılsınız? Çok iyiyiz. Burada olduğumuz için de mutluyuz. İyiyiz. Biz de çok sevindik. Sizi gördüğümüz, sizi ağırladığımız için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. İlk single çalışmanız mı? Evet. Evet, ilk single. Bahsetmek ister misiniz süreçlerinden birazcık? Tabii ki. Sevgili Vedat Sakman'la yaptık bu çalışmayı. 3 yıldır kendisiyle çalışıyorum ben. Bana bir anı olsun istedik. Çok sevdiğim bir müzisyen. Örnek aldığım bir müzisyen. Ve 98 yılında ilk kez Leman Sam'la seslendirdiği bir şarkıydı. Şarkının seçimini Vedat Sakman yaptı. Sözleri Mehmet Teoman'a ait, müziği Vedat Sakman'a ait. Birlikte bir düet yaptık, klip çektik. Bu benim ilk çalışmam oldu. Tabii ki mutluyum, güzel bir ilk adım oldu benim için. Bu süreci hep birlikte heyecanını yaşıyoruz. Evet, ben de çok beğenerek izledim klibi. Sizden önce de klip vakti programını sunuyorum. Hep klibinizi programımıza bolca yer veriyoruz, yayınlıyoruz. Aman ne güzel. Geleceğinizi öğrenince çok mutlu oldum, çok sevindim. Şarkınızı ilk dinlediğim zaman dedim, aa Zuhal Olcay dedim. Yeni bir şarkı mı çıkardı acaba falan derken bir baktım, aa Zuhal Olcay değil, ne kadar güzel bir ses tonu dedim. Çok yani benzerliğini daha önceleri de size birileri söyledi mi Zuhal Olcay sesinizi? Söyledi, evet. Bu yani bir Zuhal Olcay havası andırıyorsun dediler. Görünüş olarak benzetenler oldu. Beni rahatsız etmez bu. Daha mutlu olurum yani. Değil mi? Güzel, evet. Bir benzerlik yakaladı insanlar. Peki kendinizden birazcık bahsetmek ister misiniz? Evren Hanım kimdir? Nasıl geçiyor hayatınız, zamanınız? Müzik serüveniniz? Birazcık bahsetmek anlatayım ister misiniz? Anlatayım size, evet. Müziği çok seviyorum tabii ki. Hayvanları çok seviyorum. Astrolojiyle çok yakından ilgiliyim. Ben de. Gerçekten mi? Evet. Ya hangi böyle burçlara, konulara değinsem kimseyle anlaşamıyorum. Hani yok bilmiyoruz biz konulara, çok değinmeyin falan. Şu an sizden duyunca çok mutlu oldum. Evet, evet. O zaman burçla konuşacağız birazcık. Evet, burçları da konuşabiliriz. Astroloji eğitimim var. Benim de bununla Süper. İlgili çalışmalarım var. Biraz yaşamımı da ona göre planlamaya çalışıyorum. Astroloji çok iyi bir yol haritası. Kesinlikle katılıyorum. Güzel. Astrolojiyi seviyoruz. Beni de program sonrası bilgilendirir misiniz? Tabii bilgilendiririz, bilgilendiririz. Müzik var, hayvanlar var, astroloji var. Bunun dışında 9 yıl haber spikerliği, radyo programcılığı, fragman ve jingle seslendiriciliği yaptım. Seslendiriciliği neydi onu bilemedim ama şimdi seslendirdim. Bu daha iyi oldu. Böyle tamamen sanatsal bir yaşam diyelim. Ne kadar güzel. Sanatta iç içe olmanız. Evet evet. Küçük yaştan beri bu haber böyle. Haber spikerliği de yapmışsınız. Şaşırdım. Evet. Ama okuduğum ve yani öğrendiğim, sizden de şimdi duyduğum zaman evet olur dedim ya hakikaten. çok yakışırsınız aslında. Bir dönem oldu. Şimdi o kadar çok düşünmüyorum ama güzel günlerdi onlar da. Ve yerel radyoların çok gündemde olduğu, insanların daha çok radyo dinlediği dönemlerde 96-97 yılları. Benim için de çok keyifliydi. Çok güzel bir deneyimdi. Güzel yani ama belki ileride devam edebilirim. Zordu ama güzeldi. Evet. O dönem çok güzeldi özellikle. Anılar biriktirmeye özen gösteriyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel. Bizler de şarkılarınızı bizlerle buluşturduğunuz için teşekkür ediyoruz. Beste yazıyor musunuz? Söz yazmıyorum, beste yapmıyorum. Ne yazık ki öyle bir yeteneğim yok. Ben sadece yorumluyorum. Yorumlamak da ayrı bir yetenektir. Yorumluyorum ama bilmiyorum yani belki de benim böyle bir yeteneğim olabilir. Ben farkında değilimdir ama çok bir denemem olmadı ama bu yaşa kadar olmadı yani. Öyle sadece mi? Yorumluyorum, evet. Ben de çok fazla şiir yazıyorum. Hiç istemsiz yazıyorum biliyor musunuz Evren Hanım? Demek ki işte bu böyle i̇stemsiz bir şey. İstemsiz yazıyorum. Diyorum ki ya ne alaka şimdi? Hakikaten yazayım bari dedim. Bunlar güzel bir şiir sözü oluyor, yazayım bari falan. Yetenek işi olduğuna katılıyorum. Kesinlikle yorumlamak öyle. Da bir yetenek işi. Kesinlikle. Evet. Ama işte yani şu an için öyle bir yeteneğim yok.
Sevgili izleyenler, sizler de programımıza katılabilirsiniz. Aşağıdaki telefon numarasından arayarak Evren Hanım'dan şarkı isteklerinde bulunabilirsiniz. Ona söylemek istediğiniz bir şeyler varsa aşağıdaki numaradan arayarak programımıza katılıp istek şarkılarda bulunabilirsiniz. Bekliyoruz aramalarınızı. Sizlerden de canlı şarkılar dinlemeyi isteriz. Evet, biz de çok isteriz. O zaman bize bir canlı parça söyler misiniz? İstediğiniz söyleyelim, bir parça. Söyleyelim. Single şarkımızı bir de canlı söyleyelim size. Çok isterim, süper olur. Evet, mikrofonu rica hemen edeyim. Hemen iyi, buyurun. Ve ben artık seninle yapamıyorum bir tane elimde değil. İstesem de, istesem de yapamıyorum. Ve seni aramak gelmiyor içimden. Eskisi gibi değil. Seninle ben, seninle ben ne yazık olamıyorum. İnanamıyorum, bu hale nasıl düştük bilemiyorum. Sende mi, bende mi, her neyse, her kimdeyse neyse bilemiyorum. Sende mi, bende mi, her neyse, her kimdeyse neyse bilemiyorum. Ve ben artık seninle yapamıyorum bir tane. Bırak beni, seninle ben, seninle ben ne yazık olamıyorum. Olur olmaz nedenler, her yerde izlenmeler, böyle şeylerden yoruldum. Ne yazık ki, ne yazık ki bir tane boğuluyorum. İnanamıyorum, bu hale nasıl düştük bilemiyorum. Sende mi, bende mi, her neyse, her kimdeyse neyse bilemiyorum. Sende mi, bende mi, her neyse, her kimdeyse neyse bilemiyorum. Sende mi, bende mi, her neyse, her kimdeyse neyse, her neyse. Sesinize sağlık. Teşekkür ederiz. Müziğe bir ara vermişsiniz sanırım. Uzunca bir süre ara. Uzunca bir süre ara verdikten sonra single çalışmasıyla izleyenlerle buluşmuşsunuz. Çok güzel bir duygu olsa gerek değil mi? Uzun bir süre ara verdiniz. Böyle çok bağlandığınız, çok sevdiğiniz bir şeye. Özleminiz çok büyük olmuş olmalı. Ara verdiğiniz süreçlerde neler yaptınız? Şimdi aslında 12-13 yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başladım ben. Küçük yaşlarda. Evet, küçük yaşta eğitim aldım. Ve bir fiilde aslında 16 yaşından ilk sahnemi mesela 16 yaşında yaptım. Aa. Bir fiil sahne aldım. Sonra farklı şeyler yaşadık, farklı şeyler girdi hayatımıza. Olabiliyor. Hayat bizi başka bir yöne sürükledi. Uzunca bir süre, yaklaşık 10 yıl kadar müziğe ara verdim. Bu 10 yılın sonunda da kaldığım yerden devam etmek istedim. Bırakmadım. Bırakmadım, evet. Yani o bir köşede duruyordu hep. Aktif olarak sahne almıyordum ama müzik hayatımın hep bir köşesinde duruyordu. Sonra tekrar 2015 yılında kaldığım yerden devam ettim.
bir albüm yapacağız, bir albüm çalışması yapacağız bu senenin sonlarına doğru ama o çalışmadan önce böyle bir minik adımımız olsun dedik. Aynı zamanda 2015 yılından beri ben sevgili Vedat Sakman'ın ait olduğu Sakman İstanbul'da sahne alıyorum. Dedik ki o zaman ilk adımı sevgili Vedat abiyle atalım. Ben ona böyle bir teklif götürdüm. O da çok mutlu oldu, kabul etti hemen, sağ olsun. Şarkı seçimi de onundu. Tabii ki bunun heyecanını yaşıyorum çevremdeki herkesle birlikte. Hem çok güzel bir anı oldu, hem şarkı seçimi, klip, bizim aldığımız geri dönüşler hepsi çok güzel. Bu klibi de anı olarak değerlendiriyor olmanız da bence çok güzel bir çok şey. Çok büyük ve çok kıymetli bir anı benim için, öyle kesinlikle düşünüyorum. Keyif aldığı şeyleri anı olarak toparlaması bu arada. Telefonumuz varmış, çok bekletmeyelim telefonumuzu, sonra sohbetimize geri dönelim. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar, selamlar, saygılar olsun. Hoş geldiniz. Mersin'den aranıyoruz. Mersin'e selamlarımız olsun. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Sesinizden İyi, algıladığım kadar gayet güzel. İyi, Allah şükür. Yanımız yok. Sizler sormalı. Bizler de gayet iyi. Sevgili Evren Hanım'la birlikteyiz. Programımız devam ediyor. Evren Hanım'a bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya, sevdiğim şarkıcı gördüm, mutlu oldum yani. Sağ olun, teşekkür ederiz. İlk kalımda onun şarkısını ben istemiştim, duyduysam. Evet evet, daha öncelerinden programımıza bağlanıp şarkılarınızı istek yapıyordu. Ondan çok bahsediyor çok kendisi. Yani o şarkıyı gördüm, bu benim şarkım demiştim yani. Süpersiniz. Evet. Yani şarkınızı sizi görmüş, benim şarkım, benim sanatçım deyip aramıyor. Öyle mi, ne güzel, canlı da söylemiş olduk o zaman. Kılavuzluk ediyorum, aslında kimse Türkçe konuşuyor. Hangi şarkıyı isteyeceksiniz? Ya da hangi parçayı? Kendine bırakırım tabii de, şöyle bir Türk sanat müziği tarzı. Eskilerden kimler dinlerse böyle bir Türk sanat müziği istek nasıl olabilir? Ya da türkü de olabilir. Değerli yüreğin pek söylemiyoruz ama. Ama bir şeyler yapmaya çalışırız yine. Söylemiyorsanız çok zorlamayalım. Sesiniz çünkü çok güzel. Bence Hüsamettin Bey istediği bir parçayı bırakalım. Kendisi de dedi zaten. İstediği bir parça da olur dedi. Evet. En çok kimi dinlerse merak ettik ama. Hangi şarkıyı isterse söylesin o zaman. Pekala. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Değerli yüreğin insan bırakmasın. Evet. Heyecanlı Hüsamettin Bey. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bekliyoruz. Destekliyoruz. Ne güzel. O zaman sizin istediğiniz bir şarkıyı biz dinleyelim. Şimdi yine o zaman sevgili Vedat Sakman'a ait bir şarkı var. Ateş Oldum. Bu da çok duygusal, çok güzel bir şarkı. Onu seslendirmeye çalışalım. Beyefendiye de armağan etmiş olalım. Aynen öyle. Pekala. Tamam. Ateş oldum, yanar oldum, gönül verdim ya. Şarap oldum, kadeh oldum, yere düştüm, kırıldım. Aşk ateşi İki kurşun, birini aldım yar. Aşk ateşi iki kurşun, birini aldım yar. Uçtum kondum, uçmaz oldum, kuş gönlüne sığındım. Beşik ardım, gurbet oldum, sine oldum, vuruldum. Gönül aldım yar.
çocuk oldu, neler umdu, neler buldum, yoruldu. Aşk ateşi iki kurşun, birini aldım ya. Aşk ateşi iki kurşun, birini aldım ya. Küstüm sustum, sormaz oldum, ağlar oldum, kavruldum. Sevdiklerim eller aldı, yad ellere savruldu. Sesinize sağlık, gerçekten kulaklarımızın pası silindi. Çok güzel. Sahnelerinize güzel. Kesinlikle geleceğim ya. Çok buyurun, güzel tabii sesiniz ki. Var. Çok çok etkileyici. Sevgili izleyenler, aşağıdaki telefon numarasından aramalarınızı bekliyoruz. İstek şarkılarda bulunabilirsiniz. Evren Hanım'a söylemek istediğiniz bir şeyler varsa sizler de söyleyebilirsiniz deyip tekrardan size dönüyorum. Şey diyorduk, uzun yıllar ara verdikten sonra single çalışmasıyla evet. yeniden döndüm diyorsunuz. Bu bence bana da ve bizi izleyenlere de büyük bir örnek oluyor. Çünkü 10 yıl ciddi bir ara ve insan gerçekten sevdiği, tutkuyla bağlandığı işleri bırakmamalı. Kesinlikle bırakmamalı. Çok güzel bir örneksiniz. Böyle düşünmenize de çok sevindim. Böyle olmasını isterim çünkü örnek olmasını. Gerçekten bir şeyi çok istiyorsanız, içinizde onunla ilgili bir umut varsa, kararlıysanız hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İstediğiniz şeyleri İnanç. Yapabilirsiniz. İnanç çok önemli. Kesinlikle katılıyorum. Bu sadece müzik olmak zorunda değil. Hayatımızda hayalini kurduğumuz her şey olabilir. Dediğim gibi çok küçük yaştan itibaren eğitimini aldım. Ve bu benim hayalimdi. Ama bazen bazı şeyler istediğimiz gibi gitmeyebilir. Maalesef. O süreçte de ben az önce onu da sormuştunuz. Müziğe ara verdiğim süreçte de hayvan hakları ile ilgili bir fiil çalıştım gönüllü olarak. O da çok önemli bir süreçti. Hayvan haklarını çok önemsiyoruz tabii ki. Evet. Günümüzde de daha da iyiye gidiyor ama çok daha iyi olabilir. Evet. Şimdi birazcık yoğun olduğum için bir fiil böyle 7-24 eskiden olduğu kadar ilgilenemiyorum ama yine elimden geleni yapıyorum. Her zaman söylediğim bir söz var. Kalbimin bir kısmı hayvanlar için atıyor. Ne kadar güzel. Her zaman, her şartta, her durumda, her platformda elimden ne geliyorsa yapmaya da hazırım onlar için. O süreci hayvan haklarıyla çok yoğun ilgilenerek geçirdim. Güzel. Ben ve benim gibi düşünen arkadaşlarım bir yola çıktık ve güzel çalışmalar yaptık Zonguldak'ta hayvan hakları adına. Şimdi o bayrağı devralan arkadaşlarım var. Onlar da çalışmaya devam ediyorlar. Buradan hepsine selamlarımı gönderiyorum. Selamlarımız olsun. Bir sorum olacak bu hayvanlarla ilgili, sokak hayvanlarıyla ilgili. Benim ev arkadaşım çok seviyor sokak hayvanı. Ben de çok seviyorum ama sokak hayvanlarının evde beslenmesi birazcık tuhafıma kaçıyor. Yabancılaşıyor sanki diğer hayvanlarla. Atıyorum yavru bir kedi odanın bir odada sürekli gününü geçiriyor. Hapishane gibi olmuyor mu hayvana? Sizce doğru mu? Bir eziyet mi oluyor? Çok bilmiyorum ama merak ediyorum. Şimdi net olarak fikrimi söyleyeyim. Aslında hayvanların ne evde, ne hayvanat bahçesinde, ne barınaklarda olmasını tabii ki istemiyoruz. Ama hayvanlar evet. sokakta güvende değil. Güvende olmadıkları için ve hayvanlar insancıl muamele görmedikleri için hayvanseverler ve hayvanlara duyarlı olan biz insanlar tabii ki onları koruma altına almak için evlerimize aldık. Evet. Ama tabii ki gönül ister ki hak ettikleri yerde, doğada, evet. insan olumsuz insan enerjisinden uzak yaşasınlar. Ama ne yazık ki bu süreç hayvanları evde yaşar hale getirmemize kadar geldi. Ama benim Değil şahsi mi? Fikrim tabii ki evde olmalarını istemeyiz. Ama çoğu aç, mağdur, sakatlar, engelliler gerçekten kötü muamele görüyorlar. O yüzden evde yaşayacaklar bizimle. Evet, haklısınız. Bu konuda böyle düşünüyorum. Evet, mantıklı düşünüyorsunuz. Çok üzülüyor insan ya evde. Hani ne bileyim ama dediğiniz de çok mantıklı geldi. Evet, güvende değiller yani. Evet, güvende değil. İnsan olarak biz de güvende değiller. Biz de güvende değiliz yani. Hayvanlar Şimdi, da güvende. Şimdi bu konuda da şöyle söyleyeyim. Hemen tabii ki hayvan hakları savunucularının bunlara hep bir cevabı vardır. Tabii benim de var. Çünkü gerçekten çok önemsiyorum bu konuyu. İnsanlar sıkıntıyı insanlar sebebiyle yaşıyor.
hayvanlar sıkıntıyı hayvanlar sebebiyle yaşamıyor. Biz onları kendi doğasına bırakırsak onlar çok güzel bir şekilde hayatlarını devam ettirirler. Çok doğru, çok güzel bir şey. Hayvanlar sorunu insanlar sebebiyle yaşıyor. O yüzden bu durum biraz ne farklı. Evet, biz de güvende değiliz, biz de sıkıntı yaşıyoruz ama biz yine başka bir insan sebebiyle, insanlar sebebiyle yaşıyoruz bunu. Hayvanlar insanlar sebebiyle yaşıyor. Biraz borçluyuz, doğuştan yaşam hakları var. Herkes evine alsın, sevsin, öpsün istemiyoruz tabii ki ama yaşam haklarına saygı duyulması bile yeterli, kafi. Kesinlikle. Artık ben mesela çok çok severim köpekleri, kedileri ama bir korkum var, dokunamıyorum falan ama hayvanlardan korkmuyorum. İnsanlardan korktuğum kadar. Gerçekten. Doğru, doğru. Telefonumuz oldu. Mu var? Evet, telefonumuz varmış. O zaman bir alo diyelim. Alo. Alo. Annem. Aa, öyle mi? Evet. Hoş geldiniz. Evet. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Kızımın tatil ettiğiniz, çok sevindim. Ben anneciğim. De çok mutlu oldum. Anneciğim merhaba. Merhaba canım. Evet, şimdi biraz beni uzun zamandır da görmedi. Ben sizden aslından keskin bıçağı istiyorum. Annem istek istiyor yalnız. Çok şeker anneniz. Anne telefonda söylerim ben sana yayından sonra. Yok olsun, sen söyle yalnız. Aile dostu biz izliyoruz seni. İzliyorsunuz, tamam. Hepinizi öpüyorum anneciğim. Herkese selamlar. Seni seviyorum çok Nünü. Ben de seni seviyorum tatlım benim. Nurten Hanım öpüyoruz sizi. Çok teşekkür ederiz takip ettiğiniz için. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Anneniz hakikaten güzel bir şarkı seçti. Çok sevindim o keskin bıçağı duyunca. Anne ise yapacak bir şey yok. Çalacaksınız. Evet, annem çok ilginç. Böyle sürekli repertuar liste hazırlar ve bana gönderir. Ailem Zonguldak'ta yaşıyor. Dünya şekeri bir insandır. Annem çok komik ama komik olduğunu farkında olmayan bir kadın. Böyle onun her hareketine doğal biz... Doğal komik diyorlar ya. Doğal komik. Biz onun her hareketine güleriz. O niye gülüyorsunuz der. Bir anlam veremez. Çok da benziyoruz annemle. Çok da özledim onları. Buradan hepsine selamlar. Keskin bıçağı telefonda söylerim diyorum ama azıcık bir minik mırıldanalım anneme, ayıp olmasın. Birazcık. Bunu şimdi bir dakika şöyle bir bakalım. Güzel bir deneyim oldu bizler için de. Şarkılarımızı canlı canlı dinlemeye devam ediyoruz sevgili izleyenler. Sizlerde istek parçalarda bulunabilirsiniz. Kendimden kaça yarım keskin. Nerede bende o yürek yardımcaya çağ, kendimden kaça yarım keskin bıçak, nerede bende o yürek yardımcayacak. Hep köşe bucağı. Annemi kırmayalım, şöyle minik bir söyledik. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir şarkıydı. Bu şarkıyı da birlikte ben de anılar depreşti. Anılarıma, hatıralarıma çok düşkünümdür ya. Şarkılarla anılarla zaman yaşıyoruz yolculuğu yapıyorum. Evet. Başka söylemek istediğiniz parça varsa tutmayın. Buyurun. Evet, şarkılarımız var. Asya'dan bir şarkı söyleyelim. Aa, Neyle? Süper. Asya, süper. Evet. Çok romantik, çok güzel bir parçaydı. Teşekkür ederiz bu güzel şarkıları bizlerle buluşturduğunuz için. Evet, biz teşekkür ederiz. Gitarda sevgili arkadaşım Caner Ünal eşlik ediyor bana. Evet. Kendisi de çok değerli bir müzisyen arkadaşım. Bunlar bizim çok sevdiğimiz şarkılar. Sahnede seslendirdiğimiz şarkılar. Mikrofonu bırakıyorum. biz de severek seslendiriyoruz. Beğendiyseniz de çok mutlu evet, olduk. Evet, çok teşekkür ederiz. Daha önce de sanırım O Ses Türkiye'ye katılmışsınız. Evet. O deneyimlemeniz nasıl oldu? Birazcık bahsetmek ister misiniz O Ses Türkiye'ye? O çok Türkiye'ye? İlginç bir durum oldu. Çünkü O Ses Türkiye'ye ben başvurmadım. Kuzenim bana bir böyle bir sürpriz yaptı. Aradıklarında da dedim herhalde bir yanlışlık var, ben başvurmadım. Telefonu da kapattım. Dediler ki yok, başvurmuşsunuz. Akşam böyle oldu, ortaya çıktı. Sevgili Seza kuzenim. Çok sonlarına doğru katıldım. Ama güzel bir deneyim oldu benim için. Deneyimlemek gerekiyormuş demek ki. Güzel de bir şarkıyla orada ama dönen olmadı bana. Tabii kimse dönmedi bana yani, şarkı söyledim. o kısmı da çok önemli değil ama benim için yine güzel bir anı oldu o da. Nasıl dönen olmadı ya? Hakikaten şok oldum şu an. Gerçekten olmadı mı? Hayır, olmadı. Aa,
Neyse olmadı. Bir şey söylemek istemiyorum. Bu merak ediyorum. Bu tarz yarışmaların yeteneği ön plana çıkarttığına inanıyor musunuz? Yani sanatçıya, yani şarkı söyleyen kişiye destek amaçlı mı? Yani size bir katkıları oldu mu? Şimdi tabii ki bana reklam anlamında, PR anlamında katkısı oldu. Böyle bir anda O Ses Türkiye'den sonra işler hızlandı. İnsanlar daha çok tanımaya başladılar beni. Ama çok bir anda olan bir şey. Üniversite sınavı gibi düşünün. Hmm. Üniversite sınavında o gün psikolojiniz iyi değilse, moraliniz bozuksa. Yani ruh durumunuz uygun değilse bir şey yapamazsınız. Yani oraya çıkan birçok arkadaş tabii ki yetenekli. Ama bir anlık bir durum. O anda kendinizi, yeteneğinizi çok iyi sergileyemeyebilirsiniz. Oradaki jüri üyeleri o gün tam gününde değildi. Olmayabilir, havasında değil olmayabilir mi? Vesaire vesaire. Ama tabii ki yeteneği olanlar, bir anı kalsın diyenler ya da başka beklentileri olanlar katılabilirler. Güzel bir deneyimdi benim için. Ben böyle düşünüyorum. Evet, bence de mantıklı. Yani bana da öyle geldi. Çok bir şey beklememek lazım aslında katıldığımız herhangi bir yerden. Şey, merdiven basamakları gibi çok şey olabiliyor. Farklı kapılar da açılabilir. Hiç beklenmedik şeyler de olabilir. Her şey olabilir. Farklı yani, insanlarla tanışılabilir falan filan gibi. Ama genelde de hayat hep böyle yani. Bir günde hayatınız değişebilir. Evet. Olumlu anlamda da olumsuz anlamda evet, da. Yani kesinlikle. Hayatın sürprizleri farklı. Bitmiyor. İyi anlamda da kötü anlamda da bitmiyor, hiç bitmiyor. Evet. Sahne deneyimlemeniz çok olmuş sizin. Evet. Ben 16 yaşımda sahneye çıktım. Evet. Sahne deneyimlemenin, yani sahne heyecanı çok farklıdır. Ama televizyon heyecanı da çok farklıdır. Evet. Çok merak ediyorum, bu iki heyecan birbiriyle yarışır hızda mı? Yoksa sahne benim için her zaman öndedir mi? Yok, televizyonu da çok seviyorum mu? Şimdi ben seslendirme ve radyo programı yaptım ve haber spikerliği yaptım. Bu konuda bir deneyimim var ama televizyon deneyimim yok. Katıldığım televizyon programları dışında. Arkadaşlarım da bilirler, mizaç olarak zaten enerjisi yüksek ve heyecanlı yaşayan biriyim. Ekrana yakışıyorsunuz. Sağ olun, heyecanlı biriyim. Sahnede çok heyecanlanan biri değilim. Sadece hani böyle bir aksilik olmasın, bir gerginlik olmasın. Kontrollüsünüz. Biraz otokontrollü biriyim. Süper. Çok fazla heyecanlanmam. Ben daha çok o anın keyfini yaşamaya çalışırım. Ah, ne kadar güzel. Küçük yaştan beri de böyle. Yani o heyecan bende yok. Hep böyle ilkokuldan beri verin mikrofonu ben söyleyeyim. Çok şaşırdım ya. Yani, evet, genellikle biriyim. Hep heyecan duymuşumdur. Çok hoşuma giden bir sohbet oldu ama telefonumuz varmış. Tamam. Bekletmeyelim. Alo diyelim bakalım. Nereden aranıyoruz? Alo. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Antalya'ya selamlarımız olsun. Güzel bir yerden geldi telefon. Aleyküm selam. Nasıl, programımızı beğeniyor musunuz? Gayet çok güzel, beğeniyorum. Teşekkür ederim. Çok sevdiğiniz bir müzisyen olmasa da yani pek tanımış olmadıktan şu anda itibaren bu tek izlediğine başladı. Sağ olun. Hangi şarkıyı isteyeceksiniz? İstek şarkı mı var yoksa klip mi? Hangisi? Bakalım ne istiyoruz? Klip, evet, klip arası biz de dinleniriz. Evet. Hangi şarkı istiyorsunuz? Oğuzhan Koç'un sesinizi... Oğuzhan Koç geliyor. O zaman Antalya'ya Oğuzhan Koç'u, Oğuzhan Koç sanatçımızı armağan ederim. Pekala. Hoşçakalın. Sevgili izleyenler, Oğuzhan Koç karşınızda olacak. Ardından programımız tüm hızıyla devam edecek. Şarkıdan sonra müzikli sohbetimize devam edeceğim demiştim ama dakikalar o kadar hızlı geçmiş ki programımızın sonuna yaklaşmışız. Son olarak o zaman bir soru soracağım, sonra şarkıyla kapanış yapacağız. Merak ediyorum, albüm var mı yakında yeni şarkılar? Evet, albüm var. Eğer yetiştirebilirsek Eylül-Ekim gibi güzel bir albümümüz olacak, sıfır bir şarkıyla. Öyle yani, mi? Süper. Duyduğunuzda beni hatırlayacağınız bir şarkıyla diyelim. Onun hazırlık aşamasına başladık. Onun heyecanı var şimdi. Bir ne yandan güzel. Her Neyse'nin, bir yandan onun heyecanı. İnşallah kışın güzel bir albümle yine sesleneceğiz herkese. İnşallah biz de sizin şarkılarınızı kliplendirirseniz sunmaya devam ederiz. Tabii ki. Yeniden tabii de ki. Bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Biz sesinize teşekkür sağlık. Ediyoruz. Çok sağ olun. Zaman ayırdığınız için yolunuz açık olsun. Takip edeceğim sizi. Tamam, çok teşekkür ederiz. O zaman son bir parçayla kapanışımızı tamam, yapalım. Tamam, şöyle eskilerden Bir Günah Gibi. Bir sayfa kopuyor zamanda, ayrılırken
sen yanımda bu aşkı daha en başında korkuyordum ben sonunda bir günah gibi gizlettim seni kimse görmedi seninle beni ağlarken içim güldü gözlerim bir günah gibi gizledim ağlarken içim güldü gözlerim bir günah gibi gizledim ne bugün ne de yarında beklediğim ne kaldı beni o gün senden kıskanan resimlerde hep sarardı bir günah gibi gizlettim seni kimse görmedi seninle beni ağlarken içim güldü gözlerim bir günah gibi gizledim ağlarken içim güldü gözlerim bir günah gibi ha gibi.